Pekala tatlım. İşte bütün okul eşyalarım burada. Okulda iyi dersler, iyi çalışmalar. Teşekkür. Çantam delindi. Bütün eşyalarım yere saçıldı. Ah tüh, endişelenme canım. Ben düzeltirim hemen. Bakalım. Buralarda kullanabileceğim bir şey olsa gerek. Şu çözümü hayata geçirme vakti gelmiş. Tadam, yepyeni bir çantan oldu. Ay, resmen müthiş. Evet, okula gidiyorum. Eve döndüğümde görüşürüz. Ah, evet efendim, bugün okul için hangi çantayı seçtiniz? Bu olmaz. Çok sıkıcı ve modası geçmiş. Peki ya mor çantaya ne dersiniz ya da altından yapılana? Evet, bugün kullanmak istediğim bu. Harika seçim. Bayan Emma, buyurun, eminim çok güzel bir gün geçireceksiniz. Oh, bittiğine sevindim. Bu icat değil. Ha, anne. Ne oldu? Şuna bak. Alabilir miyiz lütfen? Aa, peki tabii. Aa, inanamıyorum. Bunu sana aldım. Ay, teşekkürler anne. Aa, bu ne? Kar küresi mi? Bununla ne yapabilirim ki? Ne? Beğenmedin mi? Aa. Ben bunu istiyorum. Annem niye böyle yapıyor ya? Ah, neyse, vazgeçmeyeceğim. Biraz daha ikna etmem gerekiyor. Daha çok ısrar etmeliyim. Daha çok lifli gıda yemeliyim. Aa, ne istiyorsun? Sana bu lazım, bana da bu. Ha, şaka mı bu? Peki, beni rahat bırakman için alacağım. Aa, bu oyuncakçı harikaymış. Aa, profesyonel davranmalıyım. Aa. Şunu alıyoruz. Kızım bunun için başımın etini yiyor. Lütfen elimizde var deyin. Tabii, hemen şurada. Gerçekten mi? Aa, üstelik indirimde. Bugün şanslı günümdeyim. Ne? Bu olamaz ya. Ne oldu? Hayır. Oyuncak. Görünüşe göre elimizdekiler bitti. Sona kalan dona kalır. Bir dahakine iyi şanslar. Hayır, anlamıyorsunuz. Ona ihtiyacım var. Bir çözüm düşüneyim. Hmm. Şu mukavvaları kullanabilirim. Sanırım ne yapacağımı buldum. Birkaç parça mukavvayı şu şekilde birleştiriyoruz. Bir kutu yapıyoruz. Şeker bu delikten çıkacak. Kenarlara da tahta çubuklar koyuyoruz. Birkaç katman mukavvayı kesip yapıştırmıştım. Üstlerinden tahta bir çubuk geçirelim. Sonra da çubuğun her iki tarafına bir lastik koyalım. Ardından kutuyu koyabiliriz. Bu parça deliğin üstüne gelecek. Lastikleri de dikey çubuklara geçiriyoruz. Diğer tarafı da yapalım. Sonra da sıra şekerlerde. Mukavvayı bastırdığımda şeker delikten düşüyor. Sonra da üst kısma başlıyoruz. Burası açılı olmalı. Şimdi ön yüzünü yerleştirelim. Kutunun üstüne cam bir küp koyalım. Ardından bir kapak koyup şekerle dolduralım. Bunlar Sunny'nin favori şekerleri. Bir de yüz yapalım. Eğlenceli olmasını istiyorum. Çalışıyor. Ne düşünüyorsun Sunny? Aa, sakız makinesi. Burnuna bas da ne oluyor gör. Aa, bayıldım. Daha fazla istiyorum. Biraz da bana bırak. Aa, söz veremem. Aa, anne. Şimdi ne oldu? Şuna bak. Alalım mı? Ama. Aa, niye uğraşıyorsam? Ödemeleriniz gecikti. Aa, bekle. Biraz param olacaktı. Aa, iplik kabul ediyor musunuz? Üzgünüm, bu kadar var. Hayır, yetti artık. Git buradan. İplikle ödeyecekmiş. Ayıp ya. Sanırım yaşayacak yeni bir yere ihtiyacın olacak. Burayı satmak pek zor olmayacaktır. İşime bayılıyorum. Çok insancıl birisiyim. Aa, bu süslemeleri ilk defa görüyorum. Ne olmuş burada? Aa, ev satılık mı? Nasıl yani? Evden mi çıkarılıyoruz? Neler oluyor? Böyle bir şey olmayacak. Ah, ne çok ıvır zıvır varmış. Ah, pekala. Sırada ne var? Anne, bu ne? Ah, sen de mi gördün? Taşınmamız mı gerekecek? Bu korkunç. Ha, dur bir saniye. Ne yapacağımı buldum. Şu kutular bize yeter. Birini şuraya koyalım. Tutkal tabancam da gerekecek. Kutunun üstüne bolca tutkal sürelim. Ardından üstüne ikinci bir kutu koyalım. Sonra da yan tarafına yatıralım. Kutuları dizmeye devam edelim. Şimdi şu karton silindiri alalım. Kutunun yanına biraz tutkal sürelim. Bu kadar yeter.
Silindiri kutuya bastıralım. Bir eksik var. Buldum. Bu da çatısı olsun. Mükemmel oturdu. Şimdi de süsleyelim. Minik detaylar büyük fark yaratabiliyor. Çatıya kiremit döşeyelim. Bu limonu da kartondan yapmıştım. Şu minik pomponları da koyalım. Eğlenceli görünüyor. Rengarenk olmasını istiyorum. Bu da son dokunuş. Limonata dükkanımız hazır. Az kalsın unutuyordum. Limonata yapmalıyım. Sanırım her şey hazır. Sonuçtan çok memnunum. Kurdelemizi de keselim. Sanırım işe başladık. Tek ihtiyacım birkaç müşteri. Çok sıcak. Selam, bir bardak alabilir miyim? Tam ihtiyacım olan şeydi. Güzel bir muhabbeti özlemişim. Limonataya bayılırım. Gel. İki tane alabilir miyiz? Hadi paramı al. Çekilsenize. Ver. Okay. Yay. Vay canına, zengin oldum. Anne şuna bak, girişimci oldum. Banka soymak çok da iyi bir iş planı sayılmaz. Gel bir şey göstereceğim. Limonata dükkanı açtım. Vay canına, çok gururlandım. Müthişsin. Dur, birkaç müşterim birikmiş. Bizde limonata bol. Yoğun bir gün olacak. Sırada kim var? Evet arkadaşlar, bu soruları kim cevaplayabilir? Ben. Peki, Sunny? Evet, beni seçmenizi istiyordum. Yüksekmiş. Tebeşir alabilirsin. Başla. Güveniniz boşa çıkmayacak. Güzel, sevindim. İyi gidiyor. Aferin. Bitirdim. Bu ne ya? Öğretmenim. Şaka mı yapıyorsun? Yani öyle olmalı. Başka bir açıklaması olamaz. Nasıl olmuş? Dur bir bakalım. Yani ilginç olmuş. Bundan pek emin değilim. Cevap 4 sanmıştım. Peki ya bu? Ne olmuş ona? 5 yazdım işte. Peki, pek öyle görünmüyor da. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Buldum. Önce uzun bir parça mukavva almalıyız. Sonra da üstüne rakamları yazıyoruz. Aynen böyle. Ardından bunları kesiyoruz. Bu boncuklarla da süslüyoruz. Parlak ve rengarenk olacak. Bu tam ihtiyacımız olan şeydi. Bir rakam şablonu oldu. Çok havalıymış. Harika bir fikir. Al bakalım, deneyebilirsin. Tahtanın üstüne koyacağım. Sonra da şablonu kullanarak sayıları yazabilirim. Böyle çok daha kolaymış. Keşke daha önce de olsaydı. İşe yarayacağını biliyordum. Bitirdim. Aferin sana Sunny. Art almayı hak ettin. Seninle gurur duyuyorum. Ay, gerçekten mi? Çok sıcak. Sana bir çiçek getirdim. Daha fazla istiyorum. Çiçekler, siz gidiyorsunuz. Bu su bana lazım. Hayır. Çok iyi geldi. Geri çekil. O benim. Ama çok sıcak. Buna çok ihtiyacım vardı. Bir saniye, bir fikrim var. Bardağın geniş kısmını kesiyoruz. Sonra bardağın alt kısmını bastırıyoruz. Açılan kısmı kesiyoruz. Sonra tabanı katlayıp dibine bir delik açıyoruz. Sonra delikten bir paket lastiği geçirip içeri doğru itiyoruz. Yalnız uç kısmını açıkta bırakıyoruz ve lastikten bir kürdan geçiriyoruz. Sonra fon kağıtlarını damla şeklinde kesip kürdana yapıştırıyoruz. Bu arada farklı renklerde kağıtlar kullanıyoruz. Sonra tabanın diğer tarafına başka bir kürdan ekliyoruz. Ve süslüyoruz. Son dokunuşlarımızı da yapalım. Kürdanı da böyle döndürüyoruz. Claire bak ne yaptım. Bu da nedir? Buna bayılacaksın. Vay canına, çok harika bir şey. Tam ihtiyacım olan şey. Kedicim, ne kadar pofuduksun. Hepiniz benim en iyi arkadaşımsınız. Sizinle hep çok eğleniyoruz. Bu boncuklardan daha çok sevdiğim bir şey var. O da bu lollipop. Çok tatlı ve nefis. Bunun olmaması lazımdı. Anne, bana yardım et. Lexi, sorun ne? Annen geldi işte.
Sorun yok, merak etme. Ama dişimin burada olmaması lazım. Aa, onu ben alayım. Hadi ver şunu bana. Aa, bu çok tuhaf. Bunu yatağının altına koy ki diş perisi ziyaretine gelebilsin. Peki, sen öyle diyorsan. Uyandığında seni güzel bir sürpriz bekliyor olacak. Ha, sabah mı olmuş? Bir dakika dişim. Vay canına, annem atlıymış. Zengin oldum, bu müthiş. Oo, şuna bak, çok şanslısın. Bunu nereye koysam? Onu güvenli bir yere koyman lazım. Tam ona göre bir yerim var. Bu kartondan kareler kesiyoruz. Şimdi bunları bir araya getiriyoruz. Tek bir kareyle başlıyoruz. Kartonun kenarlarına tutkal sürüyoruz. Sonra buna bir kare daha yapıştırıyoruz. Aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. İşte şekil almaya başladı. Sonra üste bu parçayı ekliyoruz. Bu çerçevemiz oluyor. Şimdi buraya kenarı açık bir kare ekliyoruz. Sonra üste bir kare daha koyuyoruz. Bu kartonun ortasını böyle kesmiştim. Bu parçanın üç kenarına tutkal sürüyoruz. Hiç boşluk bırakmayıp sağlam olmasını sağlıyoruz. Ha, sonunda buna Lexi'nin parasını koyacağız. Buraya bu kartonu ve başka bir parçayı da içine yapıştırıyoruz. İki parça arasında ufak bir aralık bırakıyoruz. Parçayı da üste ekliyoruz. Şimdi bunu yanına alıyoruz. Bu karenin üstüne bant yapıştırıyoruz ve onu da bu kareye yapıştırıyoruz. Bu bant menteşe görevi görecek. Şimdi her şeyi bir araya getiriyoruz. Bu parça kutunun çekmecesi oluyor ama daha yapacak çok işlerimiz var. Çekmecenin üstüne bolca tutkal sürüyoruz. Daha önce kestiğim dikdörtgeni üstüne yapıştırıyoruz. Üstüne basıp sabitliyoruz. Sonra arkaya bir kare daha ekliyoruz. Şimdi bunu süslememiz lazım. Elimde bu kedi resmi var. Burası eğlenceli kısmı. Kedimizin burnunu sarıya ve fiyongunu kırmızıya boyuyoruz. Güzel oldu bak. Şimdi bunu kutumuza yapıştırıyoruz. Bir şey eksik kaldı. Bu kedinin patileri olması lazım. Hemen bunu Lexi'ye göstermeliyim. Bak bende ne var. Vay canına, inanılmaz. Bu kumbaraya artık paralarını koyabilirsin. Şimdi paranı çekmeceye koyup kapat. Sıra sihirli kısmında çünkü para yok olacak. Nereye gitti anne? Bir salla bakalım. Aa, param hala buradaymış. Uf, endişelenmeye başlamıştım. Teşekkürler anneciğim, bu müthiş. Ha, bu da nedir? Bir bakalım. Aa, Alexi'ye hediye. Neyse ki hazırlıklıyım. Hediyesi hemen şuracıkta. Buna bayılacağını biliyorum. Çok eğlenceli bir şey. Bu çok mutlu görünen bir kurbağa. Ama bunu ona böyle veremem. Buna uygun harika bir hediye kutum var. Yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Buna çok şaşıracak. Ah, sanırım gelen Lexi. Ah, bunu yastığın altına saklayayım. Ah, merhaba tatlım. Merhaba anneciğim. Gel otur. Hayır, oraya oturma. Ah, olmaz. Ah, bu da neydi? Ah, bakmaya korkuyorum. Sorun yok anneciğim. Lütfen dur. Oo, şuna bak. Aa, bu ahtapo çok üzgün. Senin gibi görünüyor. No. Ah, sanırım şuna tekrar baksam iyi olur. Of, olamaz. Kutu mahvolmuş. Belki Lexi bir şey fark etmez. Bunun gibi bir yapmaz olduğunu söyleyebilir. Ah, kimi kandırıyorum. Bu artık çöpe gidiyor. Ah, sanırım ne yapacağımı buldum. Bu kutuyu kullanabilirim. Kutuyu karelere bölüyoruz. Sonra kartonu falçatayla parçalara ayırıyoruz. Bize farklı şekillerde parçalar gerekiyor. Sanırım ihtiyacım olan her şey bu. Bu uzun dikdörtgenle başlıyoruz. Bunları bir kutu yapmak için kullanabiliriz. Bu iki parçayı yanlara yapıştırıyoruz. Şimdi bize ufak bir kare gerekiyor. Bu kavisli parçayı en alta kullanıyoruz. Şimdi bu boş şişeyi alıp altına bir delik açıyoruz. Bu lehim aleti işimizi kolaylaştırıyor. Şimdi bu deliğe bir pipet sokup yerini sabitlememiz gerekiyor. O yüzden çerçevesine tutkal sürüp deliği sızdırmaz hale getiriyoruz. Tutkalın kurumasını bekliyoruz. Sonra bunu kutunun içine koyuyoruz. Bu karton parçasına önceden bir delik açmıştım. Pipeti bu delikten geçirip üste kapağını yerleştiriyoruz. Sonra bu oluklu kartonu alıp kavisli parçanın çevresine yerleştiriyoruz. Yerine tutturmak için tutkal kullanıyoruz. Şimdi sıra süslemede. Pembe fon kağıdını en üste yapıştırıp üst kısmı bu şekilde renklendiriyoruz. Birkaç da dinozor çıkartması yapıştırıyoruz. Pipeti parmağımızla tıkayıp şişeyi dolduruyoruz. Bu kısmında biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Neyse ki ellerim titremiyor. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi şişenin kapağını takıp parmağımızı çekiyoruz. Vay canına, harika oldu. Bu kadar yaratıcı olduğumu hiç bilmiyordum. Bir şey eksik yalnız. Lexi, sana bir şey vereceğim. Vay canına, bu bir sebil mi? Aynen öyle. Hadi bir dene. Hadi bardağı alta koy. Vay canına, çok acayip. Şimdi tek yapmamız gereken kapağı gevşetmek. Bak, meyve suyu akmaya başladı.
Bardak dolunca kapağı kapatıyoruz. Hadi iç bakalım. Tam ihtiyacım olan şeye çok susamıştım. Güzelmiş. Teşekkürler anneciğim. Biraz yavaş ol tatlım. Yemek, yemek. Hadi anneciğim, çok acıktım. Sabırlı ol canım. Umarım boşuna gider. Çok güzel görünüyor. Bir saniye. Annem neden yemek çubukları kullanıyor? Bende ise bu aptal çatal var. Nefis görünüyor. Neler oluyor? Onları ben alayım. Ama bunlar annenin. Şimdi pilavını ye. Hayır, istemiyorum. Claire, yemeğini yemen gerekiyor. Ben o çubukları istiyorum. Tamam, peki al bakalım. Vay canına, müthiş. Peki bu şeyleri nasıl kullanıyoruz? Bir saniye. Biraz alıştırma yapmam lazım. Bir dakika, bir tane pirinç yakaladım. Dikkatlice kaldırıyoruz. Az kaldı. İşte yedim, bunu gördün mü? Şimdi tekrar deneyeceğim. Anne bak, ben deniz aygırıyım. Biraz ileri gittim galiba. Şimdi konuya daha doğrudan eğileceğim. Pilavı çubukların arasına sıkıştıracağım. Bunun işe yarayacağını biliyordum. Buna daha fazla dayanamayacağım. Claire, belki şöyle yapsan? Uzun süren bir öğle yemeği olacak. Yalnız bu kürdanları kullanırsam bu her şeyi çözer. Bana bir şey daha lazım. Bu yapışkan not kağıdı. Bana biraz izin ver Claire. Not kağıdını masaya koyuyoruz. Sonra bir kürdanı alıp not kağıdının üstüne koyuyoruz. Ve kürdanı kağıtla sarıyoruz. Kağıdı bol bırakmayıp kürdanı sıkı sıkıya sarıyoruz. Şimdi tutkala ihtiyacımız var. Tutkalı kürdanın hemen yanına sürüyoruz. Bu kadar yeterli. Sonra tekrar sarmaya devam ediyoruz. Güzelce sardıktan sonra bunu ikiye bölüp kağıdı V şekline getiriyoruz. Sonra kağıdın bir ucuna bir kürdan sokup diğer ucuna da diğer kürdanı sokuyoruz. Kürdanları iyice içe itiyoruz. İşte karşınızda acemiler için özel yemek çubukları. Claire, bunu görmen lazım. Bunu senin için yaptım. Vay canına, minik çubuklar. Kendimi dev gibi hissettim. Denemek için sabırsızlanıyorum. Bu işimi çok kolaylaştıracak. Hadi o zaman. Vay canına, bunu gördün mü? Nefis. Daha çok istiyorum. Artık kendime güvenim geldi. Vay canına, şuna bak. Çok iyi beceriyorum. Harikasın tatlım. Şimdi yemeğimi yiyebilir miyim? Karnım çok acıktı. Ağzım sulandı resmen. Bir an evvel ağzıma... Claire, ne yapıyorsun sen? Artık beni hiçbir şey durduramaz anneciğim. Vay canına, çok etkilendim. Bir sürü farklı tat. Artık hiç çatal kullanmam. Teşekkürler anneciğim. Bir şey değil. Yaşasın, evdeyim. Artık okul yok. Usludur kızım, tamam mı? Bye bye. Az kalsın unutu... Ne? Kendimi sanatla ifade etmeye bayılıyorum. Resmen hayat doluyorum. Merhaba anneciğim. Buraya yaptıklarım hoşuna gitti mi? Her yer darmadağın olmuş. Bunu nasıl becerdin? Daha bir saniyeliğine ayrılmıştım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Böyle tepki vereceğini bilmiyordum. Artık yeter. Yapacak tek bir şey var. Bu lollipop mu? Ne güzel. Onu istiyorum. Gel de al o zaman. Devam et. Bugün şanslı günümdeyim. Hızlı çalışmam lazım. Masanın ayaklarını bu streç filmle sarıyoruz. Sonra masanın çevresine dolaşıp böyle birkaç kat film sarıyoruz. Claire'i böyle içeride bırakıyoruz. Bir şey mi dedin? Claire, bu senin için. Gerçekten mi? Bir anda kendimi çok yaratıcı hissettim. Şimdi etrafı temizleyebilirim. Evet, bu iyi bir fikir. Ağırmış, olamaz. Dur şurada. Boya çıkmıyor. Ona neden boya seti aldım ki? Anne, resmime bak. İşte bitti. Çok güzel. Evet, biliyorum. Bebeğim bir ressam oldu. Burası senin yeni stüdyon olabilir. Vay canına, bu çıkartmaya bayıldım. Şuraya yapıştırayım. Nereye gidiyorsun anneciğim? Dışarı çıkmamız lazım. Hadi gel. Ayakkabılarımı giyeyim. Bir sürü seçenek var. Hangisini giysem? Buldum. Çok tarz alacağım şimdi. Hep öylesin zaten tatlım. Claire, beni çok eğlendiriyorsun. Tamam anneciğim, gitmeye hazırım. Hadi o zaman. Öyle olmaz. Ayakkabılarını düzgünce giy. Peki, sadece yeni bir şey deniyordum. Acele et, geç kalmayalım. Anahtarlarım nerede? Bak, uçak oldum ben anne. İyi olmuş canım. Bu da ne? Claire, ben ne dedim? Ayakkabılarını ayağına giy.
Bunu daha önce de söylemiştim. Kim arıyor beni? Ah, buna vaktim yok şimdi. Aa, merhaba, birazdan orada oluruz. Evet, biliyorum. Ben hiç eğlenemiyorum ama. Annem benimle çok gurur duyacak. Ayakkabılarımı kendim giydim. Anneye bak. Ne? Ha, bu doğru olmamış ama. Bence oldu. Evden bir türlü çıkamıyoruz. Şimdi ne oldu? Gel buraya, sana yardım edeyim. Ben de bunu demeni umuyordum. Ver ayakkabılarını bana. Ama geri ver, olur mu? Şu an yanlış taraftalar. Böyle görünmeleri gerekiyor. Bu sağ ayak, bu da sol ayak. Sen nasıl diyorsan anneciğim. Şimdi şu çıkartmaları da yapıştırayım. Claire, dikkatini ver. Yoga derslerindeki gibi nefes alıp ver. Ah, ne yapıyorsun şimdi? Kendimi güzelleştiriyorum. Bu aklıma bir fikir getirdi. Bana çıkartmalarından biri lazım. Aa, bu şirinmiş. Ayakkabılarını doğru giymen için bunu kullanabiliriz. Ayakkabılarını buraya koyuyoruz. Sonra makası alıyoruz. İlginç bir şey. Bir dakika. Sen ne yapıyorsun? Canavarlık bu. Ben ne yaptım biliyorum. Sorun yok tatlım. Şimdi bu parçaları ayakkabılarının içine yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Bu sayede iki yarıyı birleştirip ayakkabılarına doğru ayaklarına giyebilirsin. Bir bakalım. Yok, böyle olmadı. Bir dakika, anladım. Bak, başardım. Aferin sana tatlım. Şimdi ayakkabılarını giyebilirsin. Çok güzel oldu. Kendimi yetişkin gibi hissediyorum. Ben hazırım anneciğim. Ben müthiş biriyim. İşte bu. Ah, küçük kızım artık büyüyor. Of, yine mi? Şimdi ne var? Hani gidiyorduk? Ne yapacağımı buldum. Ah, birazdan orada oluruz. Bana 10 dakika ver. Anneciğim, bak ayakkabılarına ne yaptım? Çok tarz olmuşlar değil mi? Bir sürü çıkartma yapıştırmış. Sen ne yaptın böyle? Güzelleştirdim hepsini. Ah, çok teşekkürler. Tam istediğim gibi olmuşlar. Hadi artık gitmemiz lazım. Aa, bir saniye bekle. Az kalsın unutuyordum. Yine mi çıkartma? Şimdi hazırım. Ne düşünüyorsun? Aa, pes ediyorum artık. Selam. Evet. Burnuna hoş kokular mı geldi? Bu sandviçe ne dersin? Bir tane alırım. Peki. Aa, para mı istiyorsun? Evet. Şu kadar bir şey. Al bunu hadi. Bir tane sandviç alayım lütfen. Zevkle. Bu yediğin en güzel sandviç olacak. İşte şimdi hazırlıyorum. Ekstra sucuk da koyalım. Şu güzelliğe bir bak. Afiyet olsun. Vay canına, harika görünüyor. Teşekkürler. Ha? Ne? Aniden robota dönüştün. Vay canına, kartondan bir robot. Müthiş bir şey. Parti süslemeleri harika oldu gerçekten. Üstelik bunu kendi başıma yaptım. Eminim Madison'ın hoşuna gidecek. Hediyelerini de sarmayı unutmayalım. Ve ne profesyonelce sarılmış değil mi? Çok teşekkür ederim. Aa, kendisi de geldi. Bunu nereye koysam? Burada görmez değil mi? Mutlu yıllar. Bir yaş yaşlandın. Şimdi kutlama zamanı. Yaşasın. Aa, olamaz. Hediyesi gitti. Hiç iyi olmadı. Peki hediyem? Aa, gözlerini kapa o zaman, olur mu? Aa, ne yapacağım şimdi? Durumu nasıl kurtarsam? Aa, buldum. Bunu güzel bir şeye çevirebilirim. Dikdörtgenin altına sıcak tutkal sürüyoruz. Sonra üstüne bu parçayı koyuyoruz ve aynı şeyi tekrarlıyoruz. Sonra yanına bu parçayı ekliyoruz. İşte oldu. Sonra ortaya başka parçalar ekliyoruz. Çubuğu biraz tutkalla sağlamlaştırıyoruz. Sonra üstüne bu parçayı ekliyoruz. Şimdi bunu standına yerleştiriyoruz. Sonra bunlardan birkaç tane daha ekliyoruz. Sevdiğimiz figürleri ekliyoruz. Sonra ceplere şekerlemeler koyuyoruz. Bunlar Madison'ın en sevdikleri. Bununla bayılacak. Mükemmel bir hediye oldu. Hadi gözlerini aç. İşte doğum günü hediyen tatlım. Aa, bu ne harika bir şey. Önce jelibon ayıcıklardan istiyorum. Çok harika. Üstelik kırmızı en sevdiğim tat.
hayatımın en güzel doğum günü. Şimdi sıra çikolatada. Bu şey kocaman. Buradakiler için ben sana yardım edeyim. Aç avcunu hadi. Oha canım, hepsi benim. Tatlı kızım için tatlı şekerlemeler. İyi kurtardım. Yağsın yağmurlar. Bütün gün böyle yağsın. İşte bu. Ne çok param var benim. Yaşasın. Görünüşe bakılırsa etrafı biraz toparlamamız gerekiyor. Sana bunun için yardımcı olayım canım. Oh, lütfen artık yeter, ısrar ediyorum. Artık yeter mi? Aa, kimse bunu ne yapacağımı söyleyemez. Aman tanrım, bu kadar yeter ama Madison. Şimdi gel bakayım sen buraya. Ah, yavaşla biraz. Bunun için çok yaşlıyım. Ah, yaşlı olman ne kötü. Bunu hak etmek için ne yaptım? Of. Bir dakika, bu çılgınlığa son verecek şeyi biliyorum. Bütün gereken birkaç karton parçası. Bu çubukları karenin ortasına yerleştiriyoruz. Ve üstlerine de bu yayları koyuyoruz. Şimdi bunu üste yerleştiriyoruz. Sonra da parçaların çevresine ekliyoruz. Bu gözler çok komik değil mi? Renkli kaplaması da güzel oldu. Ne yaptığımı görmek ister misin? Çok şirin değil mi? İzle ve öğren. Karnın aç mı ufaklık? Ye şunu o zaman. Ne? Ben de bir deneyeyim. İnanılmaz. Yaşasın. Ah, çalışıyor. Aynen öyle tatlım. Bak bozuklukları şimdi nasıl topluyor. Böylesi çok daha eğlenceli değil mi? Evet, eminim karnı çok acıkmıştır. Çok eğlenceli. Ah, al bakalım ha. Şunu da. Pekala çocuklar. Şimdi kim bana yardım etmek ister? Bir bakalım. Ne? Sınıfta bir ben varım. Başka kim var ki? Tamam. Sen o zaman. Tabii ki. Senin istekli olduğunu anlamıştım zaten. Elimden geleni yapayım o zaman. Benim de istediğim bu zaten. Pekala. Aa, bu ilginç olmuş. Ama endişelenmeye gerek yok. Birkaç düzeltme yapayım. Şimdi neden bunu denemiyorsun? Peki o zaman. Bunda çok zor olan nedir ki? Sayıların üstünden böyle geçiyorsun. Kesin bir ağlarım artık. Bu da bir 4. Ve sonuncusu. Görünüşe bakılırsa hepsini bitirdim. Tüh, burada biraz karıştırmışım. Tada. Aman tanrım. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama. Aa, sanırım bunun yararı olur. Alın bakalım öğretmenim. Aa, bir kere daha deneyelim o zaman. Aa, bir bakalım. Aa, sanırım bu soruna bir çözüm buldum. Buna ihtiyaç yok. Ama bu işe yarar. Hem de nasıl? Uzun bir dikdörtgenle başlıyoruz. Ve üstüne sayıları yazıyoruz. İşte geri geldim. Al, bunu kullan. Aa, buna gerçekten ihtiyacım yok. Üzgünüm, bir ayrıntıyı unutmuşum. Biraz parlak taş kullanmamız lazım elbet. Bak nasıl dökülüyorlar. İşte güzel sayılarımız karşında. Görüyor musun? Vay, pırıl pırıl olmuş. Bunun gibi. O zaman bir kere daha deneyelim, olur mu? Artık ne yapacağız biliyorsun. Şimdi şu sihri izleyin. Tereyağından kıl çeker gibi. Sizce de öyle değil mi? Şimdi şablonu yerinden kaldıralım. Şuna bir bakar mısın? Çok acayip hallettim. Peki bu ne anlama geliyor? Aa, artık tabii. Aynen böyle, tezahüratı duyalım. Ah, bugün hiç doymuyorum nedense. Her neyse, işe döneyim artık. Yoksa şunları yıkasam mı? Hadi ama erteleme yok artık. Tatlım. Aa, buradasın demek. Evet. Biraz bulaşa ne dersin? Hayır, sanmıyorum. Bana ait ev işlerini yaptım ben. Görüyor musun? Of. Sıra sende baba. Şunu bir düşüneyim. Aslında şu karton günü kurtarabilir. Çok iyi bir fikrim var.
Kutuyu böyle kestikten sonra kenarlarına sıcak tutkal sürüyoruz. Sonra parçaları birleştiriyoruz. Bu bitince altına bu mandalı koyuyoruz. Ve sonra bu ufak işaretleri yayıyoruz. İşte bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Tilt oynamaya ne dersin? Süper! Kaybeden bulaşıkları halleder. Oo, hadi o zaman. Neden sen başlamıyorsun Madison? Fırına. Aa, kenarlardan devam et. Az kaldı. 20 puan. Yaşasın. Tamam, şimdi ben de deneyeyim. Ha! Aa, olamaz. Görünüşe bakılırsa bulaşıklar sana kaldı babacığım. Bir dahakine bol şanslar. Nasıl gidiyor babacığım? Birine daha yer var mı? Teşekkür ederim. Tiltmiş. Ne düşünüyordum ki ben? Yastığa vuralım kafayı artık. Çok iyi geldi. Biraz rock yapmaya ne diyorsunuz arkadaşlar? Kulaklarınız bayram edecek. Madison, rock'n'roll için saat çok geç ama. Bak ne öğrendim. Lütfen benim uyumam lazım. Ah, peki. Peki sessizce çalsam? Of, uzun bir gece olacak. Bu bütün hayranlarıma gelsin. Ah, yeter artık. Bu Madison'ın gitarına kutusu mu? Sonunda dualarım kabul oldu. Artık bir umut var. Kartondan gitarımla tanışsın herkes. Bunu görüyor musunuz? Artık yarı yarıya. Kalemleri buraya koyuyoruz ve bununla birkaç delik açıyoruz. Sonra bu ipi gitar teli olarak kullanıyoruz. Gir bakalım şuraya. Yerinden çıkmasın diye iplerin üstünü bantlıyoruz. Şimdi arkasının tamamına sıcak tutkal sürüyoruz. İşte bitti. Gerçek gibi oldu değil mi? Hadi hayırlısı. Bunu bununla değiştiriyoruz. Vay canına, düşündüğümden kolay oldu. Nihayet huzura eriyorum. İyi geceler küçük rock yıldızı. Çöpü çıkarma zamanı. Aa, çok yorgunum. Bir gün dinlenebilsem. Bu çok kötü kokuyor. Ah, hayır, bu Chris. Ah, beni böyle görmemeli. Ah, çöp gibi görünüyorum. Hemen bir şey düşünmeliyim. Ah, şimdi neden oraya oturdu ya? O gidene kadar buraya saklanayım. Hadi Chris, git artık. Ah, hayır, bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağım şimdi? Yapacak tek bir şey var. Ne, inanamıyorum. Ha, geliyorum, yoldayım. Of, şimdi gerçekten çöp gibi görünüyorum. Ama en azından utanılacak duruma düşmedim. Hayır, bu çok kötü bir fikir. Hadi düşün düşün, yapabileceğim bir şey olmalı. Belki çöpü kullanabilirim. Denize düşen yılana sarılır demişler. Yani en kötüsü bu değil. Ne, inanamıyorum. Aa, iyi misin dostum? Evet, git buradan. Bir dakika, seni tanıyor muyum? Luna? Selam Chris. Ne yapıyorsun? Ber duş gibi görünüyorsun. Kırıcı olman gerekmez. Ah, ne kadar eziksin. Çok kötü biri. Hayır, bu kadar zor olmamalı. Oh, bu çok can sıkıcı. Ah, merhaba. Ah, bu da ne? O elbise ihtiyacım var. Bunu sana veririm. Delirdin mi? Ew. İyi bir anlaşma olduğunu düşünmüştüm. Ah. Dur, galiba buldum. Kollarımı çıkarıyorum. Sonra ön kısmına geçirip kollarını bağlıyorum. Boynumdan da bağlarsam. İşte, çok hoş oldu. Ah, saçım. Böyle daha iyi. Ne? İnanamıyorum, geliyorum. Aa, Chris. Hey, buraya gel. Aa, selam. Aa, nasıl gidiyor? Wow. Aa, hey Luna, harika görünüyorsun. Bunu fark etmen ne hoş.
Vay, çok yetenekli bir sanatçıyım. Çalışmalarım galeride sergilenmeli. Ay, kimi kandırıyorum ki, çok sıkıldım. Hep aynı şeyleri çizip duruyorum. Ha, bir dakika. Annemin bir sürü kıyafeti varmış. Ha, ne yapacağımı buldum. Defile zamanı. Aa, bu çok güzelmiş. Ha, canına çok yakıştı. Başka ne varmış? Ah, peki ya bu? Hmm, bu rengim değil. Ay, bu güzelmiş. Evet, bunu seçiyorum. Denemek için sabırsızlanıyorum. Vay, güzel oldum. Aa, bu şapkayı da deneyelim. Kıyafeti çok güzel tamamladı. Bana baksana, model oldum. Aksesuar takmalıyım. Ay, çok şıkım. Ne? Makyaj kutusu mu? Vay, çok şey varmış. Aa, bu ruju sürmek istiyorum. Rengine de bayıldım. Annemi sürerken görmüştüm. Sanırım böyle yapılıyordu. Yetişkin gibi oldum. Aa, başka ne var? Aa, parfüm. Müthiş parfüm kokusu. evet, bu kadar parfüm yeter. Vay, kendimi müthiş hissediyorum. Aa, kola. En sevdiğim. Göz alıcı olmak çok susatıyormuş. Kana kana içeceğim. Kolamı koyacak bir garson olmaması da çok üzücü. Buz mu bu? Biraz alırım. İçeceklerimi soğuk severim. Ha, bu kadar yeter. Ay, annemin kıyafetine döktüm. Aa, durum kötü. Aman tanrım, ha, çok kızacak ya. Hadi ama çıksana. Uf, işe yaramıyor. Ay, ne yapacağım şimdi? Aa, beyaz boya. Hmm, lekeyi saklayabilir. Umarım işe yarar. Çok daha kötü oldu. Neden böyle oldu ya? Aa, düşün düşün. Parfüm leke çıkarır mıydı? Aa. Hayır. Aa! Bu hiç adil değil. Stacy, neler oluyor? Neden özelim dünya? Onlar benim kıyafetlerimi. Ne yaptın sen? Aa, senim anne. Bana bir açıklama yapman gerekiyor. Lütfen kızma. Sadece senin kadar güzel olmak istedim. Gerçekten mi? Ya, çok tatlısın. Korkma, hiç sorun değil. Dur biraz. Sanırım nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Her şey düzelecek, tamam mı? Teselli için diyorsun. Güven bana. Sana yeni bir sanat projesi buldum. Tişörtü bu şekilde yuvarlayarak başlıyoruz. Sonra da bu tarafı katlayıp sabitlemek için lastik takıyoruz. Bunu tişörtün tamamına yapacağız. Bunu küçük bölümlere ayırıyoruz. Lastiklerin sıkı olduğundan emin olsak yeter. Evet, sanırım bu kadar yeter. Şimdi de tişörtü büyük bir kaba koyuyoruz. Bu mükemmel oldu. Sonra da kaba buz döküyoruz. Üstünü kaplıyoruz. Sonra boyaya geçeceğiz. Buzların üstüne kırmızı boya döküyoruz. Aynı şeyi diğer renklerle de yapıyoruz. Gökkuşağı gibi görünmesini istiyoruz. Bu yüzden boyaları belirli bir sırayla döküyoruz. Şeritler halinde olmalılar. Hızlı olamayız. Buzların erimesini istemeyiz. Henüz. Bu da son boyaydı. Vay, harika görünüyor. Şimdi de bekliyoruz. Buz küpleri eridikçe boya kıyafete geçecek. Tıpkı elde boyar gibi. Kıyafet tasarlamanın eğlenceli bir yolu. Bayağı da havalı. Buz küpleri tamamen eridi. Tişörtü kaptan çıkarabiliriz. Şuna bak. Vay, harikaymış. Bayıldım anne. Benim kıyafetlerimi giymeyi bırak yalnız. Anlaştık anne. Şimdi kolam nerede? Aa, buradaymış. Hayatta olmaz. Aa, evet, haklısın sanırım. Aman tanrım. Ah, şunlara bak. Ha? Aa, selam Mindy. Ayakkabıların çok tatlı. Bunları nereden aldığını söylemen lazım. Dur, yardım edeyim. Ah, neredeyse unutuyordum. Benim ayakkabılarım nasılmış? Ah, çok güzeller. Ay, çok kıskandım. Ya, çok incesin. Üstündekilerle çok uyumlular. Selam kızlar. Bu renk de mükemmel. Ha, ne oldu? Senin ayakkabıların bunlar mı? Ay, çok acıklı. Çok utanç verici. Hayatta giymezdim. Evet, bence de. Ben seviyorum. Bütün kıyafetlerime uyuyorlar. Ah, neyse. Aa, bu da neydi? Sanırım bir şeye bastım. Aa, kalemmiş. Artık kullanılamazlar. Ya da... Aa, siz görürsünüz. Bana birkaç kalem lazım.
Bunlarla ayakkabılarımı güzelleştireceğim. Kalemlere tutkal sürelim. Tek tarafına süreceğiz. Sonra da ayakkabının topuğuna yapıştıralım. Aynısını diğer kalemlerle de yapacağız. Topuğu tamamen kaplamamız lazım. İlerlerken daha büyük kalemlere geçeceğiz. Bu da sonuncusu. Vay, rengarenk. Ayakkabıya da biraz renk katalım. Diğer tekini de unutmayalım. Ayakkabı alışverişine ne gerek var? Giymek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Akşam alışverişe gideceğim. Sen de gel. Yok artık. Vay, şu ayakkabılara bak. Ne düşünüyorsunuz kızlar? Güzel duruyor ha? Ağzınızı kapatın, sinek kaçar. Vay. Hadi acele et. Uğraşıyorum. Bu dar kotları giymek niye bu kadar zor? Bir saniye. İzlemesi de zor. Sanırım oluyor. Hayır, olmuyor. Farklı bir açıdan yaklaşalım. Ne yapıyorsun? Uzun sürmez. Bak, ayaklarım geçti. Uf, zor oldu bayağı. Tamam, şimdi sıra diğer bacakta. Eyvah, bu ses iyi işaret değil. Olamaz. Sorun yok, tamir edebilirim bu makasla. Yalnızca diğer bacakta aynı noktayı bulmam lazım. Ha, burası iyi. Kumaşa bir kesik atıyoruz. İşte oldu. Planladığım bu değildi. Aynı boya getirsem iyi olacak. Giderek kısalıyor ama. Peki. Dur. Ver şunu bana. Peki. Gerçi kontrolüm altındaydı. Ne demezsin? Pantolondan geri kalanı bir masaya koyuyoruz. Sonra bir makas alıp bacaklarının birini çapraz kesiyoruz. Şu an bir şorta dönüştü. Sonra bu parlak taşları şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi eğlenceli kısmı. Bu şortu daha ilginç bir hale getireceğiz. Bir sonraki aşama için bize tutkal tabancası lazım. Şortun kenarına biraz tutkal damlatıyoruz. Sonra buraya taşları yapıştırıyoruz. Ve şeritleri farklı uzunlukta uyguluyoruz. İşte bitti. Güzel görünüyor. Umarım bir yanın hoşuna gider. Hadi dene bakalım. Vay canına, müthiş olmuş. Sağ ol Betty. Rica ederim. Harika bir arkadaşsın. Of ya, o çok komik. Ay, çok tatlı bir mesaj aldım. İnanamıyorum bak. Chris bana çıkma teklif etti. Ne? Kıskandın mı? Bir dakika. Şuna bir bak. Chris bana da çıkma teklif etti. Bunu bana nasıl yapar? Erkekler işte. Bir hata olmalı. Tabii ki. Yoksa neden sana çıkma teklif etsin ki? Chris'le sadece birimiz çıkabiliriz. Tamam mı? Tamam. Tamam. O da ben olacağım. Evet, tabii. Göreceğiz. Chris'i kendime hayran bırakacağım. Bu oyunda ben de varım. Orucu ben sürecektim. Ah, ne yazık. Sorun değil. Bu küpeleri çok seviyorum. Bunları zaten beğenmemiştim. Bunlar çok daha şık. Sen kendini avut. Çantamı alacağım. Ben de. İşte bu. Şaka mı yapıyorsun? Zaten çok ucuz görünüyor. Bu kot pantolon çok iyi görünüyor. O benim. Hayır değil. Bırak. Önce ben gördüm. Kes şunu. Bana bırak. Yaptığına bak. Senin olsun. İyi şanslar. Ama ben şimdi ne yapacağım? Bunu giyemem ki. Tabii eğer. Biraz daha yırtmalıyım. Sonra kollarımı bacak kısmına geçiriyorum. Kafamı da yırtıktan çıkarıyorum. Şimdi aşağı çekeyim. Vay canına, bu muhteşem görünüyor. Gitme zamanı. Acele etme. Güzel görünüyor değil mi?
etkilendiğimi kabul ediyorum. Görüşürüz. Önümden çekil. Chris? Ay, yanındaki kim? Wow. Aa, selam kızlar. Ah, onlar ikizmiş. Hadi olanları unutalım. Önden buyur. Şu ayakkabı bağlama işini bitireyim. Şu sakızdan da kurtulayım. Şuraya koyarım işte. Ah, biri mesaj yazıyor. Aman tanrım, bu antrenman acayip zordu. Dur! Hayır, sana dur dedim. Niye dinlemedin? Ne oldu ki o kadar? Ne oluyor? Senin derdin ne? O sakız mı? Sakıza mı oturdum? Niye sakızını hep ortalıkta bırakıyorsun? Şimdi bu tatil ne yapacağım ben? Aslında onu sen düzeltmelisin. Tamam, ama sakızı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bugün bitsin lütfen. Ah, bu çok saçma. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yapacak bir şey olmalı. Aa, bir saniye. Makasım var. Aa, hayatta olmaz. Titan'da delik istemiyorum. Bak, bu konuda bana güven, tamam mı? Biliyorum, ürkütücü görünüyor ama kesinlikle işe yarayacak. Söz veriyorum. Şimdi Titan'ı kesiyorum. İşte bitti. Sadece sakızı kısma attım. Evet, tam düşündüğüm gibi. Al bakalım, hadi dene. Aa, peki. Bu kısmını ne yapacağım peki? Sakin ol, arkanı dön bir. Bak, böyle içine sok. Aslında hoş oldu. Ay, ama hala pantolonum yok. Al benim şortumu giyebilirsin. Ha, çok hoş oldun. Oh, işe yaradığına çok sevindim. Mindy'yi bekliyorum. Ah, işte burada. Hey, nasılsın? Gidelim mi? Ha? Ah, kalkamıyorum. Bu tuhaf. Aslında daha kötüsü yeni boyanmış. Olamaz. Uyarıyı görmemişim. Bu neden benim başıma geldi? Ah, kalkamıyorum. Kanka, yapışıp kaldım. Düşündüğünüzden daha sık oluyor. Ne yapacağım? Bir dakika. Boya mı kullanmışım yoksa yapıştırıcı mı? Tüh, dal davranayım. İşe yaramıyor. Burada kalıyorum. Bekle. Belki ben yardım edebilirim. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Çek, daha sert çek. Hadi, bankımdan kalk. Ne antrenman ama. Beni çok yordu. Bir de bana sor. Nasıl görünüyor? Doğru söyle. Çok kötü değil, değil mi? Hem de nasıl? Bir dakika. Galiba bunu düzeltebilirim. Sadece bir iki malzemeye ihtiyacım var. Şunu alayım. Bu pantolonumu seviyordum. Tamam, işe koyulalım. Güven bana. Boyayı kot pantolonuna püskürtüyorum. Bu şablonları da kullanıyorum. Harika görünecek. Şuraya birkaç çizgi daha çekelim. Bunun yeri tam burası. Tasarımcı olmalıymışım. Arkası bitti. Şimdi sıra önünde. Bu karton parçası tişörtünün kirlenmesini engelleyecek. Bunun için bana para vermelisin. Pekala, birkaç ayrıntı daha ekliyorum. İşte bu. Bitti. Nasıl buldun? Vay canına. Müthiş. Eşsiz bir pantolonum olduğuna inanamıyorum. Sen bir dahisin. Arkadaşlar bunun için var. Tamam, hadi gidelim. Boyam nereye gitti? Buralarda bir yerde olmalı. Bunu kaybetmemeliyim. Eyvah, bu çok büyük bir hata oldu. Vay canına, bu çizim çok güzel oldu. Mia'ya bir şaka yapayım. Sessizce süzüleyim. Hiç fark etmedi. Eyvah! Nasıl yani?
yaptın? Vay canına, şuna bir bakayım. Ne? Mia, ben o kotu giyiyordum. Harika bir fikrim var. Kutuna başka tasarımlar ekleyelim. Taslağını normal tükenmez kalemle çiziyoruz. Güzel oldu bence. Şimdi bunun üstünden keçeli kalemle geçiyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Ama çizgilerin dışına taşmıyoruz. Ay, çok güzel olacak. Ayrıca boyatıcı olmanın harika bir yolu. Şimdi bacağının altına bir şey ekleyebiliriz. Hadi şirin bir köpek çizelim. Önce taslağını çiziyoruz, sonra içini boyuyoruz. Eşi benzeri olmayan bir kot olacak bu. Vay canına, şimdi arka cebini yapalım. Aslında bunu yaparak para kazanabilirim. Sanırım bu kadar yeter. Yok artık. Ne düşünüyorsun? Vay canına, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay, çok yeteneklisin. Sanırım en sevdiğim kotum olacak. Çok eğlenceli oldu. Teşekkürler Mia. Ah, bir dakika bekle. Al bakalım. Ah, sen ciddi misin? Peki ama bana borçlusun. Pekala, müziğim hazır ve şimdi bana boya lazım. Hadi boyamaya başlayalım. Evet, bu renge bayıldım. Çok iyi oluyor. Şuradan da geçeyim. Uf, ben niye yalnızım? Bir mesaj atayım bari. Buraya oturmuş seni bekliyorum. Çok sinir bozucu. Ne? Bu da nedir? Aa, bu gerçek olamaz. Boya ıslakmış. Olamaz, buna inanamıyorum. Şimdi de bütün elim boya oldu. Aa, bir dakika. Olamaz. Pantolonum. Islak boyanın üstüne oturmuşum. Bu korkunç. Bu niye bana oluyor? Ben şimdi ne yapacağım? Belki silip çıkarabilirim. Önce şu elimi bir temizleyeyim. Uf, hiç işe yaramadı. Belki kumaştan çıkar. Uf, çıkmıyor. Bu başıma gelen en kötü şey. Evet, bu bayağı güzel bir şey oluyor. Ne? Oradaki kız ağlıyor mu? Ona acıdım ya. Gerçekten ağlıyor. Aa, selam, eminim sorunu çözebilirim. Aha, benimle mi konuşuyorsun? Oradaki tek kişi sen olduğuna göre hadi gel buraya. Of, neyse. Sanırım kaybedecek bir şeyim yok. Bir dakika, bir dakika. Hadi ağlamayı bırak. Al şunu. Ay, amanın. Of, pardon. Temiz mendilim buralarda bir yerlerde olmalı. Hayır, uzaklaş benden. Bunun bir yararı olmuyor. Bir dakika, bir dakika. Sorununa gerçekten bir çözüm bulabilirim. Kıpırdama şimdi. Bırak pantolonunu biraz boyamdan uygulayayım. Pekala, arkanı dön şimdi lütfen. Teşekkürler. Harika oluyor. Sadece boyayı biraz aşağı doğru püskürtüyoruz. Yan tarafı da sarıyla boyayalım. Uuu, müthiş görünüyor. Diğer tarafa da yapalım. Evet, her yeri daha çok boyuyoruz. Vay, müthiş görünüyor. Buna inanamıyorum. Bir şey değil. Çıkan sonuç son derece tatmin edici oldu. Wow. Harika. Sana bunun için ödeme yapmalıyım. Oo, teşekkürler. Hadi bay bay. Bana ödediği paraya inanamıyorum. Selam, geç kaldığım için üzgünüm ama geldim işte. Sana kötü bir haberim var. Evet, ama önce bu tarafa gitmemiz lazım. Hadi gel. Ha, selam, demek geri döndün. Bak, tabelamı değiştirdim. Eşsiz tasarımlar için 10 dolar. Dolabıma bir uğrayayım. Ah, ne tatlı. Ah, bye bye, sonra görüşürüz tatlım. Aman tanrım, hemen şurada. Selam. Beni fark etmedi bile. Bu haksızlık. Ay, o ağlıyor mu? Ağlıyormuş. Acaba yapabileceğim bir şey olur mu? Biliyorum, Jared'a fena hayran. Aslında gidip onunla konuşsam iyi olur. Hey, Jared yüzünden mi ağlıyorsun? Bak, onun dikkatini çekmene yardım edebilirim sanırım. Gerçekten. Bileziğimi al ve ne diyorsam yap aynen, tamam mı? Tamam, bunu yapabilirim. Of, umarım işe yarar. Önce düğmeli bluzumu çıkarıyorum. Sonra önünü arkasına çevirip giymemi söyledi.
Pekala, bunu yaptığımız sonra sıra bilezikte. Bu kısmı biraz karmaşık olabilir. Şu iki ucu arkaya döndürüp bilezikten geçiriyorum. Sonra iyice sıkı olana kadar çekiyorum. Şimdi uçlarını önde düğümlemeliyim. Ve alta katlayayım ki görünmesin. Mükemmel, gözlüğümü çıkarıp saçlarımı da açayım. Tamam, yeni görünümümü gösterme vakti geldi. Vay canına, bu da kim böyle müthiş görünüyor? Hey, sana bu ayıcığı aldım. Çünkü ayıları sevdiğini biliyorum. Bu ne han böyle? Bu adamlar da nereden çıktı? Tabii ki partiye gideceğim. Merhaba çocuklar. Umarım partide hoş çocuklar olur. Betty, hadi oynayalım. Dur, biraz telefondayım. Yok artık, o da mı geliyor? Ah, oyuncak ayılarımı hala seviyorum. Betty acaba ne hakkında konuşuyor? Gizlice dinleyeyim. Aa, ilginç. Çek arabanı. Of, hiç eğlenceli değilsin. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Ama da tasarımcısı rolü yapabilirim. Betty'nin kıyafetleri çok sıkıcı. Onlara bir ders katabilirim. Şuraya ufak bir kesik atalım. İşte çok daha iyi oldu. O çocuk. Bir dakika, o benim. Ne dedin? Dur. Ne var? Tam bir şımarıksın. Ver şunu bana. Mahvolmuş bu. Ama eğlenceliydi. Bir dakika. Belki çöpe atmam gerekmez. Bunu hala giyebilirim. Öncelikle bunu ikiye katlıyoruz. Sonra ortadan kesiyoruz. Düz bir çizgide kesmemiz lazım. Sonra kollarını ve yanlarını kesiyoruz. Şimdi biraz daha kesiyoruz. Ama boyun çizgisinin hemen altında duruyoruz. Katı açtığımızda böyle püsküllü oluyor. Tamam, şimdi bunu yayıyoruz. İki püsküllü alıp birbirine bağlıyoruz. Diğerini de bağlıyoruz. Saç örüyormuşuz gibi. Püskülün altında düğümlere devam ediyoruz. Ve ağ gibi görünmesini sağlıyoruz. Vay canına, tam istediğim gibi oldu. Ama böyle bunu giyemem. İşte oldu. Vay canına, çok şirin görünüyor. Hala çok sıkıcısın. Partiye hazırım artık. Belki çantasına da bir el atabilirim. Mia, hayır. Harika bir partinin tam zamanı. Selam, sana bir doğum günü hediyesi getirdim. Aman tanrım, çok teşekkürler. Rica ederim, biraz bir şeyler atıştırayım. Doğum günü hediyelerine bayılırım, en sevdiklerim. Acaba içinde ne var? Oo, çok heyecan verici. Ay amanın, bu ne? Sanırım hiç tarzdan anlamıyor. Hey, beğendin mi? Bu bir etek değil mi? Bayağı uzunmuş. Aslında pantolon rengini çok beğendim. Oh, bu kesinlikle korkunç. Dur, merak etme, bunu düzeltebiliriz. Ha? Tamam, hadi deneyelim. Pekala, bu doğum günü felaketini düzeltme zamanı. İşte devasa bol pantolon burada. Şimdi makasa ihtiyacım var. Şimdi bu bacağını kesiyorum. Güzel, şimdi tekrar çıkarıyorum. Bu artık bir pantolon değil. Başımdan geçirip giyebilirim. Bu bacak da kol oluyor. İşte korkunç pantolon bluza dönüştü. Selam millet, geri döndüm. Vay canına, müthiş. Pantolonun aslında bluz olduğunu bilmiyordum. Ah, şu erkekler. Şunu gören oldu mu? Her türlü insan kapıma geliyor. Aa, profesyonel davranalım. Bu parti çok harika olacak. Aa, şu kıyafete bak. Aa, Mindy, güzel görünüyorsun. Parti için nasıl giyinilir biliyorsun. Ayakkabılarım bile çok ters. Aa, dur bakalım, öylece giremezsin. Bu partinin bir boy sınırı var. Luna Park gibi çünkü. İçeri ufak çocuklar girsin istemiyoruz. Aa, sen ciddi misin? Hadi ama yalnızca yeterince uzun musun diye bakıyoruz. Ha, sadece duvara yaslan. Hadi bakalım. Oldukça bilimsel bir ölçüm yapıyoruz.
Aa, senin boyun tam da yetiyor. İçeri girebilirsin. Parti seni bekler. Ah, oh, heyecanı. Sonra konuşuruz, tamam mı? Selam. Ah, ah, korkumdan ölüyordum. Of, cidden hiç fark etmemişim bile. Evet, şöyle bir bakalım sana. En şık elbisen bu mu? Desenli çorap ve spor ayakkabı mı? Sence güzel mi duruyor bu? Cidden yani. Hey John, gelip şuna bir baksana. Peki. Şuraya geç de bir boyunu ölçelim. Tamam. Aa, yakın bile değilsin. Ne? Ama parti? Özgünüm. Partileyecek başka bir yer bulmalısın artık. Ah, benim için bir istisna yapamaz mısın? Ne dedin sen? Duyamadım sanırım. Lütfen, lütfen, lütfen. Hayır, giremezsin dediysem giremezsin. Daha fazla ısrar etme. Uzaklaş şuradan hadi. Öyle mi diyorsun ha yani? Çok korkutucusun. Hadi, hadi. Küçük insanlar. Peki, peki o zaman. Ben de gidiyorum. Parti de sana kalsın. Hiç adil değildi. Gerçi ben de o aptal partiye belki de gitmek istemiyordum zaten. Eminim zaten içeride bir sürü kaba insan vardır. Senin gibi. Ha, şimdi ne yapacağım? Aa, yapabileceğim bir şeyler olmalı. Hey, bir dakika. Aa, sanırım bir fikrim var. Evet. Aa, kesinlikle işe yarayacak. Ayakkabılarımı şuraya çıkaracağım. Ve çorabımı kıvıracağım. Sonra da ayağımdan çıkaracağım. Ama kıvırmaya devam. Sonra da çorabımı rulo haline getireyim. Simit gibi olsun istiyorum. İşte budur. Çorabım artık küçücük oldu. Bunu da ayakkabılarımın topuna koyayım. Sonra ayakkabımı yeniden giyeyim. Bitti. Deneyelim bakalım. Ne kadar çok fark etti. Aa, harika fikirmiş bu. Ayakkabımın içindeki çoraplar boyumu uzatıyor. Yaşasın. Hadi gidelim. Pardon. Partiye girmek istiyorum. Yine mi? Seni kovmamış mıydım? Dur lütfen. Boyumu ölç. Ah, peki. Zaten hiçbir fark olmaz ki. Ama yine de dene. Bak, gördün mü? Eskisiyle aynı boyda. Ne? Uzamışsın. Nasıl ya? Neler oluyor? Çok garip bu. Kural kuraldır. İçeri girebilirsin. Yuhuu, evet. Parti zamanı. Gir işte ya. Kafam karıştı. Nasıl o kadar hızlı uzayabildi ki? Ha, harika gemleri olmalı. Bunlar buraya çok yakışacak. Karpuzu herkes sever. Partime tropikal bir hava verecek. Perdeleri açalım. Sanırım hepsi bu kadar. Harika görünüyor. Bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Karpuzum. Çok güzel. Bunu oturma odasına götüreyim. Aa! Hayır! Neden hayat böyle zalim? Ben şimdi ne yapacağım? Aa, buldum. Aa, market kapanmış. Ama benim karpuza ihtiyacım var. Aa, kendim bulurum. Peki, bu pek iyi görünmüyor. Belki burada şansım yaver gider. Bu kötü bir fikir olabilir. Nihayet. Lezzetli karpuzlar. Tişörtümün haline bak. Neyse şu an önemli değil bu. Aa, bir dakika. Bunu taşıyacak büyük bir torbam yok. Ama belki de ihtiyacım yoktur. Tişörtüme daha çok delik açarsam onu kullanabilirim. Ah, yani zaten mahvoldu. Tamam, bu olur. Tişörtü çıkarıp ters çeviriyorum. Sonra ucunu bağlıyorum. Bu işime çok yarayacak.
Karpuz bu çantaya sığar. Ben de onu eve taşıyabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Ah, tek parça halinde eve getirdim. Karpuzu buraya koyuyorum. Bu çok işime yaradı. Hey, o karpuz mu? Ah, ben de bir dilim istiyorum. Sulu sulu. Çok severim. Küçük kalemi, büyük kalemi. Şuna bak. Birlikte şahane bir çift olurduk. Mükemmel çift. Aa, çok tatlısın. Seni hep bekleyeceğim. Ne kadar yakışıklı. Sensiz yaşamak istemiyorum. Başım dönüyor. Ne romantik olurdu. İşte bu süper bir kalem. Aa, test mi oluyoruz? Neden kimse söylemedi? Bunların hiçbirini bilmiyorum. Mindy, bana yardım edebilir misin? Aa, elbette tatlım. Ha, yani Chris. Aa, muhteşemsin. Sen harikasın. Aman hanım beni seviyor. Hayır, böyle bir şey olamaz. Ortalığı biraz kızıştıralım. Ne? Bu hiç değil. Ay, ne yazık. Aa, öyle mi? Seyret bakalım. Neler oluyor? Bunun ben ne yapacağım şimdi? Bu senin hatan. Çok kıskançsın. Sana göstereceğim. Elinden geleni ardına koyma. Chris benim. Çek elinin üzerinden. O seninle ilgilenmiyor. Hey, belki de... Kapa çeneni. Bir dakika. Eşliğin testini alayım. Bu çok kolay olacak. Tamam çocuklar, başlayalım. Terlediğinizi görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Kasların yandığını hissedin. Aferin, şimdi squat. Öyle diyorsunuz. Ah, bu çok zor. Devam edin. Ayak parmaklarınıza dokunun. İstediğinizi göreceğim. Bacağımı o kadar yüksek kaldıramam. Ah, hiç formumda değilim. Bir şey içmeliyim. Bunu halledebilirim. Ah, bu çok iyi geldi. Çok ferahlatıcı. Hey, sen iyi misin? Ah, çok susadım. Galiba solmaya başladın. Pek iyi görünmüyor. Arkada neler oluyor? Hey! Belki de... Konuşmak yok. Hadi, kıpırdayın. Biraz hızlandıralım. Sorun değil. Bu sefer oturuyorum. Ah, buldum. Bir enerji içeceği iyi olur. Hey Ashley. Bak bende ne var? O da ne? Bitki besini. Egzersiz yaptığınızı göremiyorum. Şu saçmalıklara bak. Onu bana ver. Hey, o benim. Bu şey ne? Bir deneyeceğim. En kötü ne olabilir ki? Hayır. Yapmayın, durun. Ağızda ilginç bir tat bırakıyor. Neler oluyor? Kendimi farklı hissediyorum. Vay canına. Harika görünüyorum. Yeşil bana çok yakışıyor. Hey! Öyle dikilip durmayın. Kıpırdayın. Emeksiz yemek olmaz. Ay, yavaş olun. Ah, buna inanamıyorum. Feyaldım. Aramıza hoş geldin. Bu haksızlık. Sessiz olun. Bu da ne? Merhaba. Olamaz. Mindy, bir fikrim var. Yok canım. Anladım. Kızlar, konuşmayın. Sakin ol. Seni görmek çok güzel. Bana eşlik eder miydin? Ben mi? Seninle mi? Yes. Yani. Güzel. O zaman buluşuyoruz. Yani görüşürüz. Hazırlanmalıyım. En iyisi makyaj yapayım. Güzel görünmeliyim. Ona bak. Ah, rujum bitmiş. Ne yapacağım? Hadi yapalım. Bir dalga yapacağım. İşte geliyor. O da ne? Aa,
Bu elbiseye bayıldım. Çok güzel. Rengini de beğendim. İşe yaradı. Ah evet. Bunu beğeneceksiniz. Ne yapıyorsun? Bana güvenin. Elbiseye uygun bir görünüme ihtiyacınız var. Saçınızı parmağıma doluyorum. Biraz ısı kullanıyorum. Güzel görünüyor. Vay canına. Devam et. Ah tamam. Çok uzun sürmez. Saçlarım hiç dalgalı olmamıştı. Harika. Tamam, bu kadar. Oh, teşekkürler. Kendimi muhteşem hissediyorum. Güzel. Buluşmaya gitmek için sabırsızlanıyorum. Ama önce bir şey yapmalıyım. Evet, geçtik. Daha önce hiç o almamıştım. Galiba bu akıllı olduğumuzu gösteriyor. Hey! Demek öğretmenin de sihir gücü var. Şşt, bu bizim küçük sırrımız. Kesinlikle, merak etme. Neredeyse bitti. Hah, şimdi ne var? Aa, saçıma da bir şeyler yapmalıyım. Bukleler güzel duracaktır. Biraz beklemem lazım. Ah, bu kadarı yeter. Ne? Buklelerim nerede? Niye işe yaramıyor ki? Ah, anlamıyorum. Kablolar. Yedin mi yani? Niye? Bunu hayatta tamir edemem. Böyle şeyler de hep benim başıma geliyor. Ay, asla buklelerim olmayacak. Her şey yolunda mı tatlım? Ne oldu canım? Maşam çalışmıyor. Bak. Ha, sanırım tamir edebilirim. Şu tarağa ihtiyacım var. Ne? Anne, bukleler istiyorum. Önce biraz saç alacağım. Sonra da tarağın etrafına saracağım. Şöyle sıkıca saralım bakalım. Bize biraz ısı lazım. Saç kurutucu olur. Sonra da saçlarını açalım. Vay canına. Devam et anne. Çok kolay oluyor ve çok da yakışıyor. Bu da son tutamdı. Peki, bitti. Ne düşünüyorsun? Mükemmel olmuş. Teşekkürler anne. Ne demek tatlım? İyi eğlenceler. Burası neresi? Ha? Galiba inek olanı seçeceğim. Hiçbir şey olmadı. Ha, bozuldu mu? Ha, bu tuhaf. Ah, ah, neler oluyor? Oh, ah, güzel görünüyorum. Bu görünüm bana yakıştı. Ah, ha? Ah, ah, hepsi rüyaymış. Ah, hala bir ineğim. Ah. Vay canına. Bu dergideki herkes çok gösterişli. Ne kadar şanslılar. Keşke ben de böyle şık olsaydım. Aa, ilginçmiş. Oh, amanım. Kızım, o kaşı düzeltmelisin. Bir cımbız bul ve al. Ben şimdi bir dergi tarafından mı aşağılandım? Yani o kadar da kötü sayılmaz. Öyle değil mi? Hmm, herhalde bu konuda bir şey yapmalıyım. Aman ne, cımbızım yok ki. Ah, kalem kutum. Belki burada işime yarayacak bir şey bulabilirim. Yapıştırıcı olur mu? Yok. Aa, kaş fırçası. Aa, hayır, bu olmaz. Yapabileceğim tek bir şey var. Alışverişe çıkmalıyım. Vah canına, şu ürünlere bak. Burada cımbız vardır. Nerede bu cımbız? Ah, harika. Bir sürü seçenek var. Ah, bu olur. Kesinlikle işimi görür. Yakında iki kaşım olacak. Ne güzel bir gün. Bunu alabilir miyim? Tabii.
Sadece... Oh, bu yeter mi? Hayır, fiyatı 50 dolar. Bicim, buz için mi? O kadar param yok. Hey, belki sana yardım edebilirim. Taşlarını almak için madeni paraları kullanabilirsin. Güven bana. Tamam. Peki acıtıyor mu? Öğrenmenin tek bir yolu var. Paraları sıkıştırarak kaşı yakala. Okulları hemen sökecek. Ah, iyi mağazada elektrikli süpürge var. Bence oldu bile. Baksana. Vay canına. Muhteşem. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neredeyse bitti. İşte annem saçıma bakmam gerektiğini söylüyor. Bu kocaman sivilce de ne? Hayır, onu sıkamam. Şöyle hafifçe sıksam. Ama bu çok eğlenceli. Bu ucuk bucuk şeyi silmeliyim. Yağlıymış. Böyle daha iyi görünüyor. Yatma zamanı. Çok rahatladım. Ne güzel bir uykuydu. Her şey flu görünüyor. Gözlüğüm nerede? Böyle iyi. Hayır, değil. Her yerim sivilceyle kaplanmış. Bu ne gürültü tatlım? Yani selam tatlım. Berbat görünüyorum. Tamam, düzeltebiliriz. Sadece biraz makyaja ihtiyacın var. Üzülme. Normalde biraz kapatıcı sürmek yeterli olur. Sence işe yarayacak mı? Hayır. Olmaz. Aramaya devam edelim. Bu olabilir. O nedir? Bunlar sivilce bantları. Çok kullanışlıdırlar. Bantları sivilcelerine yapıştıracağım. Neyse ki bol bol var. Onlara ihtiyacımız olacak. Bu kadar mı? Dur, hele daha bitmedi. Tamam, çıkaralım. Sivilceleri yok ediyor. Artık akne kalmadı. Bak. Vay canına. Ne tür bir büyü bu? Müthiş. Teşekkürler anne. Önemli değil tatlım. Seni seviyorum. Çocuklar, güzel bir beden eğitimi dersi oldu. Duşlara gidip temizlenin. Kokuyorum. Bunu dört gözle bekliyordum. Acele et. Aldım. İyi geldi. Çabuk. Hey. Bu tuhaf. Neyse. Giyinsem iyi olacak. Bütün gün böyle gezemem. Giysilerim. Nerede bunlar? Hayır. Bu çok kötü. Bir dakika. Bunu alayım. Bir de bunu. Sanki iyi gibi. Düşündüm de. Odaklan. Giyebileceğim bir şey olmalı. Bu yoga matı olabilir. Boyu uygun. Umarım etrafta kimse yoktur. Bu çok utanç verici. O da ne? Harika, tam ihtiyacım olan şey. Kimse beni görmemeli. Birazcık daha. Vay canına, şu kaslara bak. Belki gelecekteki sevgilim de antrenman yapar. Az kaldı. Şşt. Peki, ben şunları alayım. Böyle daha iyi. Ama pantolonum yok. Bir şey düşünmeliyim. Buldum. Biraz tadilat lazım. Kapşonlu sweatshirt ortasından kesiyorum. Dikkatli olmalıyım. Güzel görünüyor. Şimdi bunu ters çevirip bir etek olarak giyebilirim. Arkasından kıvırayım. Kemerle sabitleyeyim. Çok hoş oldu işte. Belki de bunu kendime meslek edinmeliyim. Artık derse girebilirim. Efsanevi bir şakaydı. Olamaz. Bunu nasıl yaptı bu ya? Burada neler oldu? Aslında bilmek istemiyorum. Bir müşteri. Merhaba. Hey. Canım hangisini çekiyor? Şu pastadan alabilir miyim? Okey.
Nereye otursam? Hastaya bayılıyorum. Ah, bu Alex. Selam. Çok eğlenceli biri. Umarım beni görmez. Seninle oturabilir miyim? Affedersin, burası dolu. Çantam var. Gördün mü? Ah, peki. Boş ver. Bu çok kötüydü. Buyur, bir dilim pasta da al. Ah, bilemiyorum. Daha çok. Her şey ücretsiz bir dilim pastayla başladı. Hayatımın en güzel günüydü. Ah, olamaz. Sadece seni neşelendirmeye çalışıyorum. Vay canına. Makyajına bayıldım. Ay, teşekkürler. Nasıl yapıldığını bana da gösterir misin? Sadece bir kaşığa ve bir çatala ihtiyacın var. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır. Hadi başlayalım. Kaşığı gözünün üstüne yerleştir. Sonra fırçayla kaşığın üstünden farı sür. Gerisini eline tamamla. Çabuk ve kolay yapılıyor. Şimdi sıra çatalda. İstediğin açıyla yerleştir. Çatalın dişlerinin arasından fırçayla boya. Kuyruk etkisi yaratıyor. Şimdi gözünün kenarına da biraz sür. Tamam, biraz ışıltı ekleyelim. Her zaman güzel görünür. İşte bitti. Saçımı düzelteyim. Vay canına, bu görünüş muhteşem. Kendimi çok güzel hissediyorum. Teşekkür ederim. Önemli değil, git hadi. Evet. Selam Alex. Gabby, seni daha önce görmemiştim. Benimle partiye gelmek ister misin? Eğlenceli görünüyor. Evet, neden olmasın? Benimle buluşacak. İnanamıyorum. Alex bana buluşma teklif etti. Sabırsız sanıyorum. Ama bunu giyemem. Ne giyeceğim? Giysilerim. Bunlar nereye gitti? Gidip kıyafet satın almalıyım. Hey abla. Bak, moda tasarımcısı oldum. Hey, o benim. Kes şunu, kıyafetlerimi mahvedeceksin. Ama ben onları güzelleştiriyordum. Şuna bak. Ben beğeniyorum. Bunu kullandım. Bir oyuncak mı? Harika. Bu oyuncak değil bak. Gördün mü? Işıltılı ve gösterişli yapıyor. Paris'te moda olduğunu okumuştum. Moda ikonu olmak zor iş. Bu çok şık. Çok yeteneklisin. Bunu hak ettin. Teşekkürler. Sanırım buluşmaya hazırım. Bana şans dile. Tuvalette canın mı sıkıldı? Ortalıkta bir ruj olduğu sürece bu TikTok tüyosu seni uzun süre meşgul eder. Ciddiyiz. Bu tüyo uğraştığına değecek. İçini de güzelce boyadığımıza göre sıra suya geldi. Hala etkilenmedin mi? Belki yeni bir açıdan bakman gerekiyordur. İşte böyle. Harika oldu. Hala canı sıkılıyor mu? Peki ya bunlar? Ne haber kanka? Bir şeyler dinleyelim mi? Ya çok güzel. Ben de katılayım. Bu şarkılara bayılıyorum. Minik konserimize biraz renk katsak mı? Bana uyar. Hazır, nişan al. Ayna nerede? Şurada. Hadi bakalım. Kaptım işte. Simsiyah somurtacağım işte. Bitti sayılır. Hadi Jack, yapabilirsin. Hayır. Pardon bayım. Yakalandık. Dur Jack, dur. Hoca sınıfa geldi. Sizi görmemiştim. Kuralları biliyorsunuz. Aynen öyle. Hayır. Bunu ne yapacağım şimdi? Sanırım bir yolunu bulabilirim. Nasıl saklayacağını mı şaşırdın? Görüntüsünü değiştir yeter. Bunun içine koyup eritmen lazım. Pek uzun sürmez. Ne harika değil mi? Tamamen eridikten sonra bir şırıngayla hepsini topla. İçine çek. Şırınga bir güzel dolduktan sonra da şunu aktarabilirsin. Umarım bu kaba artık ihtiyacın yoktur. Çünkü artık bir ruj kabı oldu. Bam! Kurduktan sonra işlem tamamdır.
Ay, dikildi işte tepeme. Peki, ver bakalım şunu Sunny. Öf, peki. Ah, üst dudağımı yapamamıştım. Teşekkürler, şimdi sıra bende. Ama ben belli etmeyeceğim. Bayağı akıllıca değil mi? Üstelik üst dudağımı da yapabilirim. Şekli de aslında gayet iyi. O ne? Sen bir dahisin Sunny. Yok artık. Ah! Önden bir uyarsaydın keşke. Neyse. Pekala çocuklar. Bu sınav çok zor olacak. Anlaşıldı mı? Fena abarttı. Kalemlerinizi hazırlayın. Ha? Bütün bunları nasıl bilebilirim ki? Fena değil. Bundan bir şekilde kurtulmalıyım. Özel kalemimi kullanmanın vakti. Peki, çok özel kalemciyim. Ha, kalem, denklemi incele. Aha. Neler oluyor orada? Ne? Hey. Evet. Şşş, Jake. Oh, pardon, kalem de gitti. Şu çocuklar. Bir dahakine iyi şanslar. Ben de diğer aletlerimi kullanırım. Açıl bakalım. İşimizin başındayız bebeğim. Şuna bak. O da ne ya? Kapat. Jake. Ver şunu. Hadi ama of ya. Ağlayacak mısın? Elimde bir tek o taş kalmıştı. Bu iş burada bitmez. Hobbit'i yolla. Teşekkürler. Hadi bakalım. Neredeymiş bu gizli nokta? İşte bu. Bakalım. Ne? Vay, inanılmaz. Oh, gerçekten mi? Yetti artık. Dur, kaldıracağım. Tamam. İşte bitti gitti. Hey, Sunny'nin kopyasına bak. Ondan bana da lazım. Hey, bunu nasıl yapıyorsun? Aa, telefonu mu? Bu numara düşündüğünden basit. Bak böyle. Al, sana da yaptım. Evet, teşekkürler. Yine de yakalanmazsam iyi olacak. Kabın üstünden de kaydırabilir miyim? Bu epey kullanışlıymış ya. Konuşma yok. Ne güzel. Fark etmedi. İkimiz de yüz alacağız. Acaba yüzüğü taksam nasıl durur? Hiç de fena değil. Ne güzel. İlk olarak bu işlemi yaptığınız sürece... Hey! Hadi ama çocuklar, önemli bir konudayız. Dikkat edin. Hey! Neden dinlemiyorlar ki? Hep gülüyorlar. Şu gülücüklere bak. Şu aptal sırıtmalara. Daha fazla kaldıramayacağım. Yeter! Dikkatinizi çekebildiğime sevindim. Ama bir bedeli oldu. Kötü görünüyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Acıyor. Zavallı adam. Belki yardımcı olabiliriz. TikTok'ta bir numara görmüştüm. Efendim, yardım ister misiniz? Elinizi verin. Çok kötü görünüyor. Azıcık tutkal işi görecektir. Şimdi kurumaya bırakalım. Hazır mısınız? Şöyle güzelce soyalım. Bakın. İşte bu fevkaladeydi. Bunun için bir kupa falan almalısın. Al. Kazandım. Bakın. Helal olsun Sunny. Hayır. Uyansana. Uyan artık. Hala girmem gereken 3 ders var. Biraz kafein bana iyi gelecek. Hadi bakalım. İşte budur ya.
Yaralarımı sarıyor. Kimi kandırıyorum ki? 10 tane daha lazım. Hey, Jack geldi. Yorgun gözlerime ne iyi geldi. Şu yüze bak. Acaba bir gün beni fark edecek mi? Buraya mı oturuyor? Gözlerin yorgun görünüyor. Ha? Ah, hayır, göz altlarım berbat halde. Bunu düzeltecek bir şeylerim olmalı. Ah, bu mesela. Ah, far paletim ne durumda peki? Ah, kırıntılar kalmış. Orada ne varmış? Aloe vera mı bu? Hadi bakalım. Teşekkürler. Bitkim? Nereye gitti bu? Ah, izle ve öğren. Boş bir ruj kabın var mı? İçini aloe vera sıvısıyla doldur. Vıcık vıcık. Sonra da kapağını kapatıp bir güzel salla. Aloe jeline dönüştü işte. Harika değil mi? Göz altlarını kurtarmak üzeresin ufaklık. Aloe yorgun gözler için birebirdir. Çok rahatlatıcı. Güle güle gözaltı morlukları. Çok daha iyi oldu. Ah. Ah, selam Jack. Ha? Oo, vay. Gördüklerini beğendin demek. Kesinlikle. Benimle video izlemek ister misin? Tamamdır. Sınav için her şey hazır mı? Yerleş bakalım. Mükemmel. Ah, ne haber Sunny? Bugün sınavımız vardı değil mi? Ay. Neyse ki hazırlıklı gelmişim. Ha, selam. Neyse, ihtiyacım olan buydu. Peki, ufak bir atıştırmalığın tam zamanı. Soyalım bakalım. Ne karalıyor o? Oh, kalemim. Niye hep böyle oluyor bana ya? Şunu alsam olur mu? Hey! İşe yarayacağından eminim. Kalemi soyabilmek varken kimin kalem tıraşa ihtiyacı olur ki? İşe yarıyor bak. Müthiş! Yeni gibi oldu. Al bakalım. Ah, oh, Jake! Şuraya biraz daha gölge atalım. O ne ya? Hey, sana yaptım. Aman tanrım, bu benim. Sanki aynaya bakıyorum. Rica ederim. Ha, teşekkürler. Yani çizimlerimi sevdin mi? Ah, eve geldiğim için öyle mutluyum ki. Günün kalanını daha rahat geçirmek istiyorum sadece. O da ne? Selam. Anne! Her şey yolunda mı canım? Ay, bakıyorum da kardeşinle tanışmışsın. Sürpriz. Ne? Çok iyi arkadaş olacağız. İyi ki bunu almışım. Ne güzel. Bu hayatımın en güzel günü. Neyse, bırakayım da birbirinizi tanıyın. Anne. Hmm, hiç kimse yok. Biraz eğlenme vakti. Selam şekerim. Ne haber? Tahmin et neredeyim. Annemin ofisindeyim. Laptopuna bir bakacağım. Şifresi ne acaba? Doğum günü mü? Hayır. Ya benim doğum günüm mü yok? Neyse. Partiye gidiyor musun? Bir dakika. Seni sonra ararım. Bir bakıversem sorun olmaz herhalde. Vay canına, bu müthiş. Bana ne almış acaba? Biyoloji kitabı mı? Eva ya da bluz mu? Bu çok saçma. Annemin bunu yaptığına inanamıyorum. Hmm, belki de birkaç ayarlama yapmalıyım. Bu ona bir ders olur. Böyle çok iyi görünecek. Bu çok yakışacak. Ah, iyi geldi. O da ne? Anne! Ah, selam. Evet, annem ve kardeşim gelmiş. Önemli değil. Hey! Laptopum niye açık? Ah, öyle bıraktım herhalde. Ah, sevgili kızlarım. Pekala, sınav sonuçlarına bakayım. Aldım anne.
Tabii ki sen çok akıllısın. Ben de C almışım. Ama sen de elinden geleni yaptın. Merak etmeyin, ikinize de hediyelerim var. Şimdi çok eğleneceğiz. Aa, etiketleri yanlış koymuşum. Ya işte oldu şimdi. Bunları hak ettiniz kızlar. Teşekkürler anne. Ama olamaz. Çok şanslıyız. Aa, tam istediğim şey. Teşekkürler. Rica ederim tatlım. Sanırım sıra bende. Aa, bu bluz ne hoş. Denesene. Farklı görünüyor. Tarzı böyle anne. Sağ ol. Tarzı böyle demek ha? Bir dakika. Bunu sen mi yaptın? Şunu şöyle. Harika görünüyorsun. Bu ders en kötüsü. Pekala. Bu denklemi çözecek kimse var mı? Mesela Yasmin. Gel bakalım. Ben mi? Şu an biraz meşgulüm ama peki. Hadi Yasmin, yapabilirsin. Keşke senin yerinde olsaydım. Pekala. Hadi bakalım. İyi bir iş çıkar. Etkilenmeye hazır mısınız? Tamam. O kadar da zor değildir. Bekliyoruz. Şunu çıkarıp bölersek ne yapacağımı biliyorum. Tabii biliyorsundur. Ah. Bunu çözmek istemiyorum. Tabii sorun değil. Hadi sana çözecek başka bir şey bulalım. Lütfen müdüre söyleme. Niye çıkmıyor bu? Kolumu kullanayım. Biraz hızlı olur musun? Pardon. Şu nasıl? Tamamdır. Amanın, çok aptal. Tamam, kimse kusursuz değildir. Cevap sıfır. Ha, evet. Nihayet, endişe etmeye başlamıştım. Matematik herkese göre değildir. Oturabilirsin. Yeni bir iş bulmalıyım. Bu rapor epeyce sürdü. Nihayet bitti. Bunun hallolmasına sevindim. Ah kızlarım, ne harikalar. Ne çabuk büyüdüler. Onlarla gurur duyuyorum. Pekala, işe döneyim. Önce eşyaları biraz düzenleyeyim. Konuşmamız gerek. Kızınızı çok yaramaz. Ah, oradaymışsınız. Bunun için yeterince maaş almıyorum. Tamam, ben hallederim. Çok da büyük bir sorun değildi. Küçük bir yangın çıktı. Olamaz, gerçekten mi? Sen otur hemen. Daha fazla zarara yol açmadan ver şunları bana. Ama abartıyorsun. Çok üzgünüm gerçekten. Ona mutlaka... Yine mi? Sen bana göre değil demek ki. Hep böyle oluyor. Yetti artık. Abartmak demişken... Her şeyi yapabilmem mi lazım? İşte bir dakika. Eyvah, o her şeyi mahvetti. Onu aile resmimizden çıkarmalıyım. Kelimenin tam anlamıyla. Neyse ki el işlerinde iyiyim. Bitti. Bunu çok uzun süredir yapmak istiyordum. Tamam. Nefes al. İşte şimdi aile resmi oldu. Oh, olamaz annem. Seninle gurur duyuyorum. Fen çok zordur. Jasmine nerede? Ona da güven olmuyor. Neyse, aslında daha büyük bir yanardağ yapmayı düşünüyordum. İddialı ama yapabilirsin. Masam niye dağınık? Olamaz güzel başın. Amanın. Fotoğraf? Ben nereye gitmişim? Jasmine. Biraz eğlenmek ister misin? Annem hiç adil değil. Buradan gitmek için sabırsızlanıyorum. Ne?
Eyvah, her yerden o çıkıyor. Bu çok rahatlattı. Bu dersin amacı ne ya? Ben İngiliz değilim, o zaman niye bunu öğreniyorum? Yorgunsun, gözün öyle görünüyor. Neyse, kimin yaptığından haberi yoktu. Çok komikti. Bir dakika. Neler oluyor? Ne gündü ama. İyi bir uyku çekeyim de yarın her şey düzelsin. Bu ne? Hayır, hayır, olamaz. Gülümse. Çek ellerini üstümden. Uslu uslu oynayın kızlar. Çok değerlisiniz, ikinizi de seviyorum. Sınav zamanı. Bu iş ciddi. Gözüm üzerinizde. Hadi bakalım. Evet, boşuna zaman kaybetmeyeyim. Zaten kırık alacağım. Elbise öyle çirkin ki. Bu renk harika. Pekala, sıradaki soru. Zamanını daha verimli kullanmaya alışmalı. Neyse, saçlarımı düzleştireyim. Sanırım bu doğru. Aa, olamaz. Süre doluyor. Sanırım bir şeyler yazmalıyım. Onun cevaplarından kopya çekerim. Bu işi daha kolaylaştırır. Üf, göremiyorum. Neyse ki her zaman yanında büyüteç taşırım. Bu da yeterli olmuyor. Tek bir şey kaldı. Biraz yardım eder misiniz? Tabii, geliyorum. C gibi görünüyor ama emin değilim. Daha yakından bakın. Pardon. Siz ne yapıyorsunuz? Bana aldırma. Böyle iyi mi? Biraz buraya kaydırın. Mükemmel. Sınav bitti. Ama ben daha bitirmedim. Aferin Jasmine. Gerçekten mi? Ne oldu şimdi? Geçtim. İster zengin ol, ister fakir. Üç boyutlu kalem tüyoları herkes içindir. Ah, taze sıkılmış değilse insan portakal suyunu nasıl içer anlamam. Ah, çok sıkıldım. Dışarı mı çıksam acaba? Ama o zaman ayakkabılarımı giymem gerekir. Ah, peki o zaman. Evet Eva. Ayakkabılarım lazım. O kadar da zor değil. En parlak olanlarını seçtim. Ah, hayır. Şey, peki. Öf. Ya ateş kırmızısı olan? Hayır. Sandaletler? Peki ya şu spor ayakkabıları nasıl? Hayır. Ayakkabılarda karmaşık aksesuarlar. En azından üst yarım iyi. Pekala Eva. Bu son çift ayakkabınız. Hadi ama. Yağmur yağmıyor bile. Lütfen beni kovmayın. Çık dışarı. Bu sorunu çözmeliyim. Kendim ayakkabımı yapsam? Of ya, aklımı oynatacağım. Bunları giyer miydi acaba? Elimde kalan sadece bunlar. Ama aslında bu çok hoş bir saksı. Buldum. Üç boyutlu kalemle aradaki boşlukları doldur. İstediğin şekli elde edene kadar devam et. Bir taban hazır. Şimdi şöyle bir kağıt bardak alıp ikiye böl. Kalemi kullanarak yapıştır. Bu bantlar onu tutar. Devam et. Bundan sonra kağıt bardak parçasını çıkar. Bantları bir arada tutmak için kurdele kullan. Güzel bir fiyonk yap. Ah, çok şeker. Bunlara bayılacak. Ah, Eva. Tam size göre bir çift buldum. Beğendiniz mi? Ciddi mi? Hem de nasıl? Oh, gerçekten mi? Aman tanrım, lütfen beğensin. Bu yüzden işimi kaybedemem. Hayatım bu ana bağlı.
Sakin ol, bunları giyeceğim. Oh. Aslında bayağı da hoşmuşlar. Umarım ayağıma uyar. Güzel, ayrıca benzersizler de. Instagram'da hava atayım bari. Ay, ortalık nasıl dağılmış. Her şeyi ben mi halletmeliyim? Oh, buz gibi. Yine kanepede uyuyakalmışım. Oh, saçlarım fena karışmış. İşte tarağım şurada. Ve bir sürü de başka ıvır zıvır. İğrenç. Üstü bütün örümcek ağ kaplanmış. Hiç yoktan iyidir sanırım. Bu eskisi kadar işe yaramıyor. Niye düğümler açılmıyor ya? Ay, bu devasa bir düğüm. Aa, bu çok saçma. Çık şuradan, hadi sene. Amanın, bu eskiden başıma yapışıktı. Ah, bu zayıf şey bunu nasıl yapabildi? Ah, neyse. Tırnaklarımla tarayayım bari. Aa, ya da taramamalıyım. Buralarda işe yarar bir şeyler var mı? Şu spatula nasıl mesela? Aa, tabii ya. Fırça kılları yapmak için 3 boyutlu kalem kullan. Biraz sürebilir ama sonuç buna kesinlikle değer. Kılları istediğin uzunlukta yapabilirsin. Spatulanın üstünü tamamen kaplayana kadar devam et. Şimdi kesme zamanı. Yarıya kadar kessen yeter. İşte kendine fırça yaptın. Artık saçlarındaki düğümlerin şansı kalmadı. Saçlarım yumuşacık ve pürüzsüz olacak. Üstelik tek kuruş harcamadım. Saçlarım ne kadar harika görünüyor. Yaratıcı olmak harika ve yorucu. Of ya, umarım sınava hazırımdır. Ah, orada ne oluyor öyle? Aptal koca kafalar. Müthiş bir parti olacak. Ha, parti mi? En iyi parti hem de müthiş. Dünyanın en iyi partisi. Tam da uygun kıyafetim var. Parti zamanı. Ah, ama ya tırnaklarım? Oraya öyle gidemem. Manikür de fazla pahalı. Burada ne kadar saklanabilirim ki? Ah, 3 boyutlu kalemim. Güzel tırnakların mı olsun istiyorsun? Önce tırnağının üstüne bir parça pişirme kağıdı koy. Tırnak diplerinin şeklini belirledikten sonra kalemle üstünden çiz. Kağıdı bir kenara koy. Tırnağın kalınlığını tamamla. Sonra da kalemle doldur. Kırmızı her zaman iyidir. Şimdiye kadar bayağı iyi görünüyor. Biraz yuvarlayıp parmaklarına uyacak şekil vermen için çubuk kullan. Sonra kağıttan çıkar. Tırnağına tam uyacaktır. Tada! Harika oldular. Bu bayağı kullanışlı bir şey. Kendin yapabilecekken pahalı manikürlere ne gerek var? Hey, tırnakların muhteşem. Ah, teşekkürler. İşte bu kendime güvenimi yerine getirdi. Selam Eva, bugün ışıldıyorsun. Ah, bu gerçek mi? Hayır. O David mi? Olamaz, saçlarım. Hesapta havalı görünecektim. Of, aptal uzun saçlar. Ah, böyle daha iyi. Beni fark etmiyor bile. Bugün ilgiyi Eva topluyor. Ah, cidden mi? Ah, tekrar deneyeyim. Tamam, sorun yok. Ha? Bütün eşyalarım buradan dökülmüş. Bugün gittikçe iyileşiyor. Selam David. Vay canına. Elinin küpelerine bak. Hey, ben mi? Pardon. Nereye gidiyorsun? Beğendin mi gerçekten? Benzeri de yok. Bana Instagram'dan mesaj atsana. Eni kendini kurnaz mı sanıyor?
Oh, küpeleri güzelmiş ama. Kulağındakiler hoşuma gitti. Ah, sana nasıl yapacağını göstereyim. Bir yaprak resminin üstünden 3 boyutlu kalemle git. İçini de doldur. Gerçek bir yaprak gibi görünüyor, değil mi? Kuruduktan sonra bir zincirle tuttur. Sonra aşağıya bir yaprak daha yapıştır. Şekilleri istediğin gibi karıştırabilirsin. Güzel. En iyi, teşekkürler. En azından pahalı görünüyorlar.